Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot 508'in incelemesini ve test sürüşünü yapacağız. Daha önce zaten 508'in GT donanımlısını 508'in GT donanımlısını kanalımda incelemiştik. Bugünkü konuğumuz 1.5 dizel motorlu Allure donanım paketine sahip olan bir 508. Bu renkten başlamak istiyorum ben. Renk olarak bu renk cidden çok yakışıyor. Böyle yeşil gri arası bir tonu var. Güneş de vuruyor şu an. Çok güzel görünüyor. Sedefli beyaz güzel bir renk ama bu renk ayrı bir güzel. 508'e bu renk çok yakışıyor. Onun haricinde önde full LED teknolojili farlarımız var. Altta da aslan dişi detayları mevcut. Önden baktığınızda agresif bir tasarımı var arabanın. Yani biraz agresif duruyor. Aşağıda çarpışma önlemenin sensörü yer alıyor. Şöyle yandan böyle devam edelim. Yan tarafa geldiğimizde Michelin Primacy 4 ile gelmiş. Bu 17 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız var. Konturu güzel yapılmış. Böyle siyah değil konturu. Füme renkli bir konturu var. Biz şöyle yavaş yavaş kaçalım. 208 yanaşacak. Yan tasarıma öbür taraftan bakalım. Arkaya geçelim. Arkada karartılmış stoplarımız var. Bu stopları arabayı kapatıp açtığınızda sizi selamlıyorlar. Onun ara görüntüsünü de ekleyeyim. Direğe geçelim. Devam edelim. Ortada Peugeot'un imzası haline gelen piyano bilekli parçamız yer alıyor stopların ortasında. Peugeot yazımız solda ve 508 model yazımız sağda yer alıyorlar. Arkada bir geri görüş kameramız var. Zaten içeride göreceksiniz park ederken. Egzoz çıkışlarımız gerçek değil. Dizel bir araç olduğu için benzinli de gerçek egzoz çıkışı yer alıyor. Şöyle ayağımızı gösterelim. Ayaklı açma yok bunda. Ayaklı açma var mı? Şöyle ayağımızı göstersek. Ha, o zaman basalım. Elektrikli bagajımızı açtık. Burada pandizotun parçasını görüyorsunuz. Bunu cama takabiliyorsunuz. Camla beraber kalkıyor. Bagaj hacmini ekrana yazarım ben. 481 litre olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama yani D segmentine göre ufak gelebilir ama böyle liftback açılan bagajda şu an Adem abi takıyor. Onu da görelim. Evet, bu pandizotu. Bagaja böyle takıyorsunuz. Bagajla birlikte açılıp kapanıyor. Bagaj 481 litre D segmenti için ufak gelebilir ama liftback tasarım bagajın her milimetresini kullanma imkanı veriyor size. Şöyle devam edelim. Yan tarafta güneşe doğru baktığımız zaman hatları çok keskin görünüyor. Ve kaslı görünen bir otomobil. Böyle sizi heyecanlandırıyor. Hadi gidelim diyor. Burada direksiz kapılarımız yer alıyor. Direksiz kapıların da olayını şöyle göstereyim size. Şöyle açtığınız zaman camı indiriyor. Direksiz kapılar çok hoş. Öbür taraftan geçelim, bir ön bölümden başlayalım. Sonra bir de arka diz mesafesine, yaşam alanına bakarız. Anahtarsız giriş çalıştırma yer alıyor bu araçta. Direksiz kapı açtık. Kapılarımız direksiz olmasına rağmen yalıtımını ben beğendim aracın. Videoda söylemedik ama yalıtımı güzel. Çok böyle huzursuz etmiyor. Kapı üstlerimiz yumuşak plastik D segmenti. Bunu özlemişim açıkçası. Bayağıdır alt segment otomobilleri inceliyoruz. Burada karbonumsu bir detayımız var. Üzerinde böyle alüminyum. Arabanın rengine benzer renkte bir parçası var. Bronz renginde. Kapı kolumuz krom. Katlanır aynalarımız ve 4 cam otomatiğimiz yer alıyor. Buralar tabii deri, yumuşacık. Burası da deri. Arabanın iç döşemesinin rengi çok güzel. Ne sizi boğuyor ne de böyle bej sevmem, sarı sevmem. Beyaz güzel. Güzel olmuş. Deri kumaş, karışım bir koltuk, yanal destekleri, baldır destekleri, baldır mesafesi çok güzel. Ama beyazın sıkıntısı çabuk kirlenir. Bakın burada da kirlenmeye başlamış zaten. Sık sık temizlemeniz gerekiyor. Şöyle tavan detayı var. B sütununa kadar siyah, B sütundan sonrası açık renk. GT ve GT Line'da siyah tavan geliyor. Şöyle içeri doğru geçmeden önce burada iki kere basarak bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada yine o detaylarımız. Burada sert ama buraya geçtiğimizde yumuşak oluyorlar. Şöyle aracın içine doğru geçelim. Bir de bir kontağımızı açalım. Burada havalandırma üfleşlerimiz. Şu klima açık şu an. Klimayı bir kapatalım. Buradan başlayan havalandırma üfleşlerimiz dönüyor. Buraya kadar dümdüz devam ediyor. Kademeli bir kokpit yapısı var. Özellikle ortada bunu daha iyi anlıyorsunuz. En üst kademede kadranlarımız, havalandırma üfleşlerimiz ve dörtlü butonumuz yer alıyor. Kapı kilitlerimiz yer alıyor.
Bu arada bir şey fark ettim. Önden çeker olmasına rağmen göğüs mesafesi çok kısa. Ben bu kısa göğüs mesafesini seviyorum. Yola daha dahil oluyorsunuz. Cama daha yakın oluyorsunuz ve daha direkt bir sürüş hissiyatı elde ediyorsunuz. Kadranlarımız yer alıyor. Kadranlarımızdan şu an navigasyon modundayız. Değiştirerek özel kendinize göre ayarladığınız bir mod. Asgariye geçerek minimum bilgiyi ekranda görüyorsunuz. Bakın asgaride sadece hız görüyorsunuz. Şöyle size bir gölge yapalım. Kadranlar modundaysa sadece hız ve devir göstergesini görebiliyorsunuz. Burada ekranımızda navigasyon vesaire yer alıyor. Görebilirsiniz. Bu araçta koltuk ısıtma vesaire mevcut. Burada bir gözümüz yer alıyor. Ufak bir göz. Buraya anahtarınızı vesaire koyabilirsiniz. Bu da güzel. Altta bir gözümüz yer alıyor. Burada kablosuz şarj desteği de mevcut. Torpidosu 508'den bildiğimiz gibi kaplamalı. Güzel bir torpidosu yer alıyor. Güzel bir rafı var. Böyle bir araç olmuş. Gelin şimdi sürüşe geçelim. Aynen. Evet. 1.5 dizel motorumuzu çalıştırdık. Kamerimizi takalım. Ya, oturuş pozisyonu güzel. Yola dahil oluyorsunuz. Onu videoda şimdi anlatacağım ileride. Joystick vitesimizi D'ye aldık. Ve yola çıktık. Şimdi bu 1.5 dizel bir araç. Allure donanımlı. Zaten dış çekimini videodan önce izlediniz. Biz gelince çekeceğiz onu ama. Oturuş pozisyonu güzel. Kokpitin hissi de güzel. Böyle kademeli kokpit. Böyle gösterge bir tık daha üstte olduğu için direksiyon burada hiç kapatmıyor. Start stop'un devreye giriş çıkışında gördük. Buradan çıkamayız. Bari bu arada şu göstergemizi ayarlayalım. Buna basınca mıydı? Hı. Navigasyon olsun. Hatta burada da navigasyon açalım. Güzel olur. Kamyondan önce çıkalım biz. Motorumuz hafif ısınmış durumda. Çok ne sıcak ne soğuk. Motor sesi çok gelmiyor. Yalıtımı güzel, motor yalıtımı. Şimdi oturuş pozisyonuyla başlayayım. D segmenti bir otomobil için sportif. Yani arabanın tasarımı da öyle zaten. Mesela bir Superb incelemiştik. Oradan bir yola çıkarak söyleyebilirim. Superb'e göre artısı şu. Superb'de şöyle bir his var. Mesela araba yolun içi, yolda siz arabanın içindesiniz. Yani yoldan yüksektesiniz. Ne kadar yere yakın olursa da olsun. Bunda araba yolda, evet, ama siz arabanın içinde yola daha yakınsınız. Bu da bu sportif sürüş hissine olumlu bir dönüt olarak size dönüyor. EAT 8 şanzımanın geçişleri falan güzel zaten. Bunu söylememize gerek yok. Tork konvertörlü bir şanzıman olmasına rağmen hızlı çalışıyor. Ekranımız güzel. Allure donanımda navigasyon olduğu için zengin bir içerik sunuyor size. Kokpitteki hissiyatınız güzel. Sizi sarıyor. Özellikle şu yüksek kokpit yapısıyla birlikte böyle sanki spor bir otomobil kullanıyormuşsunuz hissi veriyor. Kulakçıklarımız falan da var zaten. GT Line'den eksi olarak bunda tabii şerit takip yok. İşte adaptif sabitleme yok ama opsiyon olarak alınabiliyor galiba. Cam tavanımız var. Bu da ilk gelen Allure'larda yoktu. Yeni yeni opsiyon olarak gelmeye başladı. Aynalarımızdan görüş açılarımız güzel. Sağa sola hakimim. Ve arabayı yolda kolay yürütüyorum. Yine o 2008 videosunda da söylediğim gibi fren pedalı aşağı doğru basıyorsunuz. Bu da güzel. Ne kadar basarsanız o kadar tutuyor beni. Otomatik arabalarda normalde şey olur. Böyle basarsınız bir yerde böyle ısırıp tutar. Bu öyle değil. Ne kadar basarsanız o kadar duruyor. O yönden de güzel. Şurada şimdi yavaş yavaş düzensizliklerden geçmeye başlayacağız. Özellikle bu bulvarın girişinde düzensiz bir yer var. Bakalım süspansiyon. 17 jant var bunda. GT'lerde 18-19 alabiliyorsunuz. Şurada mesela biraz zıplama var. Başarılı yani. Konfor anlamında cidden güzel bir otomobil. Biz buradan geri döneceğiz. Arabaya yön vermek de kolay. Yani büyük bir araba olmasına rağmen dönüşlerde falan direksiyon yumuşak. Şimdi spor modunu aldığınız zaman sertleşiyor direksiyon bir tık daha. Gelmeden önce videolarını falan izledim. Yalan söylemeyeyim. O yüzden birkaç araçla ilgili fikrim var yani. Şimdi burada sporta bir alalım. Buradan yola bağlanırken bakalım 1.5 dizel mahcup ediyor mu? Gayet atik. Yani şu hareketi
sıradan bir 1.5 dizel motorla yaptığınız zaman bu yol tutuş tepkisini alamayabilmeniz çok normal. Ama bu arabanın hem yol tutuşu iyi hem de hızlanması güzel. Asıl merak ettiğim tabii 1.6 225'liği nasıl olur bu böyleyse. Şu an hani ciddi manada etkilendim. Sürüşüne dair bir şüphem yoktu zaten. O yüzden arabaya güveniyordum. O yüzden hareket yaptım. Normalde ilk kez bindiğiniz bir arabada yapmanız çok normal değil. Arabaya güvendiğim için yaptım. Bir de arkam boştu. Onun haricinde 70 ile giderken tabii yalıtıma bakılmaz ama yol sesi yok. Rüzgar sesi almıyorsunuz. Motor sesi gelmiyor. Şöyle mesela 7'yi alalım. 8'i alalım. 8'e geçmez 70'te. 80'le falan geçer. Bu arada kulakçıkların değiştirmesi de çok iyi ya. 5, 4, 3. 3'e kadar düştü mesela 69'da. Büyütürken de çatır çatır büyütüyor. O yönüyle de güzel. Şimdi kulakçıkla büyüttüm. Bir süre büyütmezsem D'ye geçecek muhtemelen. Geçti, evet. Onun haricinde neyden bahsedebilirim? Bu direksiyon iki kollu. Tutması çok zevkli, kullanması çok zevkli bir direksiyon. Küçük, sanki yani böyle oyun oynuyormuşsun gibi geliyor insana. Göstergeyi kapatma konusunu açtığımızı düşünüyorum artık. Özellikle 508 ile bu kademeli konsol olayıyla birlikte direksiyonun üzerinde kalıyor zaten. Ki bu arabada direksiyonu biraz aşağı almanız gerekiyor. Aşağıda konumlandırdığınız zaman kullanımı da kolay oluyor. Mesela buradan da yukarıdan geri döneceğiz ama aradaki yolda ufak tefek bozukluklar var. Süspansiyon konforu anlamında orada da bakabiliriz. Yoldaki hissiyatı, yani D segmenti bir otomobil olduğu için, mesela çukurdan geçtik. Bana mısın demedi yani. Bence güzel. Buradan yukarıdan döneceğim galiba. O zaman şunu geçmeyelim. Yakıtına bir bakalım. 6.4 litre. Test aracı olmasına rağmen 4000 kilometrelik ortalaması bu. Bireysel kullanımda, normal tek kişi kullanımında daha da düşecektir. Ha, park ederken de bu arada bir geri görüş kamerasını gösterelim. Bu arabada güzel bir detay var. Allah. Şimdi geri görüş çevreyi tarıyor ve yukarıdan 360 derece olarak da gösteriyor. O da güzel. Şu an mesela iki dubanın arasına gireceğim. Çok yakınsın dedi bana mesela. Hadi onu dinleyelim. Normalde geçer aslında da. Zorlar. Otomatik arabaların, tabii biz manuel kullandığımız için normal zamanda şeyi zor geliyor. Fren alayı. Şöyle duralım. O da güzel. Güzel bir deneyim oldu. 508 hakkındaki sorularınızı ben aşağıda bekliyorum. Yorumlarda yanıtlamaya çalışırım. Şan Çelik Otomotiv'e tekrardan bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz. Onların iletişim bilgileri de aşağıda yer alıyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.